İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, "Acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler?" dedi. Onlar, "Gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir," dediler. Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık. Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık. Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık. Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında "Bu bir sihirbazdır ya da bir delidir," demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu. Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül gibi dağıtıyordu. Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne kendi kendilerine ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler. Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz. Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Ey Muhammed, de ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın. Ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince, onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Ey Muhammed, sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz ki rızık veren, o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır. Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi dolgun bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler. Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Tuğra, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba, mamur ebe, yükseltilmiş tabana, kaynatılmış denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey de yoktur. O gün gök bir çalkanış çalkalanır, dağlar da bir yürüyüş yürür,
Vay haline o gün yalanlayanların, ki onlar daldıkları bir batak batılda oynayıp duruyorlar. O gün onlar cehennem ateşine itilip kakılacaklar. Onlara işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilecek. Bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? Girin oraya, ister sabredin, ister etmeyin, artık sizin için birdir. Siz hep yaptıklarınıza göre cezalandırılacaksınız denilecek. Şüphesiz günahlardan korunanlar da cennetlerde nimetler içindedirler. Rablerinin kendilerine verdiğiyle zevk-u sefa sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin için denilir. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Ayrıca biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirdik. İman edip zürriyetleri de imanla kendilerine tabi olanlar yok mu? İşte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden bir şey de eksiltmedik. Herkes kendi kazandığına bağlıdır. Onlara canlarının istediği meyveler ve etlerden bol bol verdik. Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama vardır ne de günaha sokma. Kendilerine ait bir takım hizmetçiler de onların etrafında dönerler. Bu gençler sanki sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler. Birbirlerine yönelip soruyorlar ve diyorlar ki, gerçekte biz daha önce dünya hayatında ailemiz içinde akıbetimizden korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen kavurucu azaptan korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak odur. Ey Muhammed! Sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kahinsin ne de mecnun. Yoksa onlar senin için bir şairdir. Zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz mu diyorlar. De ki, bekleyin. Çünkü ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onların akılları mı bunu emreder, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar. Eğer doğru iseler, onun benzeri bir söz meydana getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey olmadan, yani yaratıcısız mı yaratıldılar? Yoksa kendileri yaratıcı mıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar düşünüp hakikati anlamazlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut hakim her şeyin yöneticisi kendileri midir? Yoksa kendilerine mahsus, üzerine çıkıp sırları dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsin. Demek kızlar ona, oğullar size, öyle mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenlerin kendileri tuzağa düşeceklerdir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün hiçbir tedbirlerinin kendilerine zerre kadar faydası olmayacak ve hiçbir şekilde yardım da görmeyeceklerdir. Şüphesiz
o zulmedenlere ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında da onu tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnmekte olan yıldızı andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O hevadan, arzularına göre konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahyedilenden başkası değildir. Onu müthiş kuvvetleri olan biri öğretti ki o akıl ve görünüşünde kuvvetli bir melektir. Hemen gerçek meleklik şekliyle doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra Cebrail ona yaklaştı ve aşağı doğru sarktı. Onunla arasındaki mesafe iki yay kadar yahut daha az kaldı. Allah kuluna verdiği vahyi verdi. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onu bir kez daha görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Ki Cennetül Me'va onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplıyordu. Peygamberin gözü şaşmadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Siz de gördünüz değil mi o Lat ve Uzza'yı? Ve üçüncü olarak da öteki put Menat'ı. Size erkek, ona dişi, öyle mi? Öyleyse bu çok insafsızca bir taksim. Onlar hiçbir şey değil. Sırf sizin ve babalarınızın taktığınız boş isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerin sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. Yoksa her arzu ettiği şey insanın kendisinin mi olacaktır? Son da, ilk de. Ahiret de dünyada Allah'ındır. Göklerde nice melek var ki Allah'ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce onların şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Ahirete iman etmeyenler meleklere dişilerin atlarını takıp duruyorlar. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Onun için bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. İşte onların ilimden erişebilecekleri son sınır budur. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da iyi bilir. O hidayette olanı da iyi bilir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Akıbet sonuçta kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak. Güzel davrananları da daha güzeliyle mükafatlandıracaktır. Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar. Yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınanı daha iyi bilir. Şimdi gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra vermemekte direneni? Gaybın bilgisi kendi yanındadır da o mu görüyor? Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar? Ve çok vefakar olan İbrahim'in sahifelerindekiler ki hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur. Şüphesiz erkeği dişiyi iki eş yaratan O'dur. Atıldığı zaman bir nutfeden. Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. Şüphesiz zengin eden de sermaye veren de O'dur. Doğrusu Şira yıldızının Rabbi O'dur. O helak etti önce gelen Ad'i ve Semud'u da bırakmadı. Önceden de Nuh kavmini helak etmişti. Çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı. Altı üstüne getirilmiş şehirleri devirip yıktı. Onları neler kapladı neler. O halde Rabbinin hangi nimetinden kuşku duyuyorsun? Bu da ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu sözden mi hayret ediyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve siz mi kafa tutuyorsunuz ey gafiller? Haydi Allah için secdeye kapanın ve ona kulluk edin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet saati yaklaştı. Ay yarıldı. Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler. Ve süre gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır. Andolsun ki onlara kötülükten vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir. Bunlar üstün bir hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. Sen de onlardan yüz çevir ki o gün çağırıcı görülmedik müthiş bir şeye çağırır. Gözleri düşkün düşkün zelil ve hakir kabirlerinden çıkarlar. Sanki yayılan çekirgeler gibidirler. O çağırana koşarak kafirler bu çetin bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemi üzerinde taşıdık. Nankörlük edilen kulumuza bir mükafat olmak üzere gemi gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Bunu bir ibret olarak bıraktık. İbret alan yok mudur? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış görsünler. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Ad kavmi de yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Biz onların üstüne uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Nasılmış benim azabım ve uyarım? Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Semud da o uyarıları yalanladılar. Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz dediler. Zikir aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, o yalancı küstahın biridir dediler. Yarın onlar yalancı küstahın kim olduğunu bilecekler. Biz onlara kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için
sen onları gözet ve sabırlı ol. Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver. Her içene düşen miktar hazır kılınmıştır. Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar. O da bıçağı çekerek deveyi kesti. Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu? Biz onların üzerine tek sayha, korkunç bir ses gönderdik. Ağalcının topladığı çalı çırpı kırıntıları, hayvan ağalındaki çer çöp gibi kırılıp dökülüverdiler. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de onların üzerine taşlar savuran bir fırtına gönderdik. Yalnız Lut ailesini seher vakti kurtardık katımızdan bir nimet olarak. Biz şükredeni böyle mükafatlandırırız. Lut onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat ikazlara karşı kuşku duydular. Onun konuklarından murat almaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik. Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Sabah erken onları kararlı bir azap yakaladı. Azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi. Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Şimdi sizin kafirleriniz onlardan hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mi var? Yoksa biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz mu diyorlar? Herhalde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır. Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir. Saat cidden çok feci ve acıdır. Muhakkak ki suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler. O gün yüzleri üstü ateşe sürüklenecekler. Cehennemin dokunuşunu tadın denilecek. Haberiniz olsun ki biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Buyruğumuz yalnız bir tektir. Göz açıp yumma gibidir. Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur? İşledikleri her şey kitaplarda mevcuttur. Küçük büyük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler. Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, çok merhametli olan Allah, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı öğretti. Güneş de, ay da bir hesap iledir. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. Göğü yükseltti ve mizanı koydu. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın. Allah yeri mahlukat için aşağı koydu. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Cinleri de halis ateşten yarattı. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O ki iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Acı ve tatlı iki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü, zatı baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir. Şimdi Rabbinin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Ama Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne de cinne günahından sorulmaz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinin de çeşitli ağaçları, meyveleri vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirilmesi, meyvelerinin toplanması yakındır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sanki onlar yakut ve mercandırlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir? Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu cennetler yemyeşildirler. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her türlü meyve, hurma ve nar var. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş huriler vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeşil yastıklara ve harikulade güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. Şimdi Rabbinizin
hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Olacak vaka olduğu zaman onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar serpildikçe serpildiği, dağılıp toz duman haline geldiği ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman sağın adamları var ya ne mutludurlar onlar, solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar. Önde olanlar var ya onlar öncüdürler. İşte yaklaştırılanlar nimet cennetlerindedirler. Çoğu önceki ümmetlerden, birazı da sonrakilerden. Onlar cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış genç hizmetçiler dolaşırlar. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, iri gözlü huriler, saklı inciler gibi yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. Duydukları söz yalnız selam selamdır. Sağan adamları, nedir o sağan adamları? Dalbastı kirazlar, meyve dizili muzlar, uzamış gölgeler, fışkıran sular, pek çok meyve arasında tükenmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler. Biz kadınları yeniden inşa ettik, yarattık. Onları bakireler yaptık. Hep yaşıt sevgililer, sağan adamları içindir. Birçoğu öncekilerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Solun adamları, nedir o solcular? İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde. Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar. Ki ne serindir ne de faydalı. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahate dalmışlardı. Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı. Ve diyorlardı ki, biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra biz mi bir daha diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı? De ki, öncekiler ve sonrakiler belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır. Sonra siz ey sapık yalanlayıcılar, elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur. Biz sizi yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? Attığınız meniyi gördünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye böyle yapıyoruz. Andolsun ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Ektiğinizi gördünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık, hayret eder dururdunuz. Doğrusu borç altına girdik. Doğrusu biz yoksul bırakıldık derdiniz. İçtiğiniz suya baktınız mı? Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?
dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya. O çaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık. Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. Bilirseniz bu büyük bir yemindir. O elbette şerefli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona temizlenenlerden başkası el süremez. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Rızkınızı yalanlamanızdan ibaret mi kalıyorsunuz? Can boğaza dayandığı zaman, ki o zaman siz ölmek üzere olana bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz. Eğer cezalandırılmayacaksanız, onu geri çevirsenize. Şayet iddianız da doğruysanız. Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o sağın adamlarından ise, ey sağcı, sana sağcılardan selam. Ama yalanlayıcı sapıklardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve cehenneme atılma vardır. Kesin gerçek budur işte. Öyleyse Rabbini o büyük ismiyle tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O diriltir, öldürür. O her şeye kadirdir. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. O'dur ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine istiva etti, hükümran oldu. O yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler O'na döndürülecektir. Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O göğüslerin özünü bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi hakim kıldığı, sizin yönetiminize verdiği şeylerden harcayın. Sizden inanan ve harcayanlar için büyük mükafat vardır. Size ne oldu ki, Resul sizi Rabbinize inanmanız için davet ettiği halde, Allah'a inanmıyorsunuz. Oysa O, sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaksanız, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Neden siz Allah yolunda harcamayasınız ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşan bir olmaz. Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kimdir o Allah'a güzel bir borç verecek olan ki, Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için şerefli bir mükafat da versin. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki, nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor.
Kendilerine bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyeceklerdir: bize bakın da sizin nurunuzdan alalım. Onlara arkanıza dönün de nur arayın denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir ki onun içinde rahmet, dışında da azap vardır. Münafıklar onlara biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de derler ki evet, ama siz kendi canlarınıza kötülük ettiniz, gözlediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikrine ve inen hakka saygı duysun ve bundan önce kendilerine verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar. Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri açıkladık. Şüphesiz sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere verdikleri kat kat artırılır ve onlara şerefli bir mükafat vardır. Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemin adamlarıdır. Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki, bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider. Sonra kurur. Onu sapsarı görürsün. Sonra çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azap, Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberine inananlar için hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Böylece elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse Allah zengindir, övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi gönderdik.
peygamberliği ve kitabı bunların zürriyetleri arasına koyduk. Onlardan yola gelen de vardı ama onlardan çoğu yoldan çıkmışlardı. Sonra bunların izinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların yüreklerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır. Ey inananlar! Allah'tan korkun. Onun Resulüne inanın ki size rahmetinden iki pay versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Böylece kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini bilsinler. Lütuf bütünüyle Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.